izni olmadan Beyrut Havalimanı'na inmemesi ve indirilmemesi konusunda İsrail Beyrut'a açıkça bir uyarı ya da tehditte bulunmuş. Bu da herhangi bir silah sevkiyatını engellemek maksadıyla yapıldığı söyleniyor. Ama muhtemelen bu gelişmeyle değerlendirirsek herhangi bir İran menşeli uçağın Lübnan hava sahasına girdiği anda İsrail savaş uçakları tarafından önümüzdeki saatlerde vurulma tehlikesi de var, açık Peki. söyleyeyim. Çok çok teşekkür ediyoruz. Mete Sohtoğlu elindeki bilgileri de hemen hızlıca bizimle paylaştı. Ali Hocam, sizinle devam edelim. Tabii bu uçaklara yapılan engellemenin dışında aynı zamanda Suriye'ye açılan sınır kapıları da vurulmuştu. Yani İran'dan ya da Suriye ya da Irak üzerinden bir destek alınmasına da engel olmaya çalışacak anladığımız kadarıyla bu saatten itibaren İsrail. Buyurunuz, söz sizde tekrar. Şimdi Banu Hanım, aslında az önce ifade etmek istediğim konulardan bir tanesi de şimdi İran tarafından gelen açıklamalar da önemli. Mesela özellikle Hasan Nasrallah'ın öldürüldüğü ile ilgili iddialar gündeme geldiği andan itibaren işte mesela örgütlerin önemli olan liderleri değil, içerisinden zaten lider kadroları oluşturulmuş, yetiştirilmiş isimler vardır şeklinde açıklamaları aslında bu öldürülmesini biraz da teyit edecek şekilde İran tarafına bakmak gerekiyor. Ben daha çok dün İran'dan nasıl bir tepki geliyor? Hizbullah'tan nasıl bir açıklama yapıldı. Hocam çok özür diliyorum, Hizbullah'tan bir açıklama var. Ata sendeyiz. Deniliyor ki Seyit Hasan Nasrallah'ın suikastine ilişkin ortalıkta dolaşan ve dedikodular yapılan her şey kaynağı ve sonucu ne olursa olsun gerçek dışıdır. Bu saatlerde tanık olduğumuz şey psikolojik savaşın doruk noktasıdır. Suikast haberlerini inkar etmiyoruz ve doğrulamıyoruz da. Bu olay hakkında kesin bir bilgisi yok. İsrail'in bile, hatta İsrail'in kendisinin bile bu olay hakkında bir bilgisi yok. Duyduğunuz her şey psikolojik savaş kapsamına giriyor ve kimsenin konuyla ilgisi, bilgisi yok. Hasan Nasrallah'ın şu an itibarıyla yaşayıp yaşamadığı doğrulanmıyor aslında. Sadece suikast doğrulanıyor. Şimdi tek yapmamız gereken dua etmek, daha fazla dua etmek şeklinde bir açıklama yapıldı Hizbullah tarafından. Çok teşekkür ediyoruz. Ali Hocam, ne demek bu? Hizbullah ben diyor ki suikastı inkar etmiyoruz ama doğrulamıyoruz da dua istiyoruz. Ne anlama geliyor bu? Demek ki suikast gerçekten yapılmış durumda. Bu birinci nokta. İkincisi, dua istiyoruz demek onların da sağlığıyla ilgili, yaşayıp yaşamadığıyla ilgili şüpheleri var ya da biliyorlar yaşamadığını, dua edin. Bu duanın sonucu ne olur? Tabii ki daha sonra sorgulanmaz ama şunu söyleyeyim. 6 binaya yapılan saldırılarda eğer Hasan Nasrallah oradaysa kurtulması mümkün değil. F-35'lerle vurdular ve mümkün değil. Onu söyleyeyim. Bu bize bu açıklama, Hizbullah tarafından gelen bu açıklama kendi örgütüne karşı bir motivasyon oluşturmaya çalışıyorlar. Bunun dezenformasyon olduğunu söylüyorlar ve suikastı inkar etmemek ne demek? Demek ki Hasan Nasrallah bu binalardan birisinde bulunuyordu ve hedef alındı şeklinde bir açıklama. Bir de dua istemeleri zaten farklı bir boyuta taşıyor. Bunu hatırlayın, ben bunu yine örnek vermek istiyorum. İbrahim Reis'i hayatını kaybetmeden önce helikopter kazasında da İran dua edelim demişti ve sonucu gördük. Şimdi aynı şekilde bir gerçeklik söz konusu olma ihtimali çok yüksek diye düşünüyorum. Özellikle Hizbullah'ın bu açıklamasından sonra bunun altını çizmek istiyorum. İkinci nokta da şuna aslında az önce değinmek istedim. Hasan Nasrallah, bakın, Şii yapılar içerisinde askeri olmanız önemli değil. Şunun altını çizmek istiyorum. Sizin bir dini kimliğiniz, siyasi kimliğinizin üstünde ve askeri kimliğinizin üstünde. Hasan Nasrallah'ın özelliği de bu. Yani Hasan Nasrallah bir din adamıydı aynı zamanda. Özellikle şunun altını çizmek istiyorum. Musa Sadr'ın öğrencisiydi. Hümeyni'nin aslında öğrencisiydi, Necef'te bulundu, dini eğitim aldı Necef'teki Havza'da, ondan sonra Kum'da dini eğitim aldı ve bu mesela şunu söyleyeyim, diğer liderlerin biliyorsunuz daha önce komutanların, Hizbullah içerisindeki örgüt mensuplarının
öldürülmesiyle bunun arasında çok fark var. Çünkü Hasan Nasrallah'ın daha çok dini kimliği ve siyasi kimliği ortaya konulmuştu. Askeri kimliği örgütün zaten bu kimliği oluşturduğunu da söylemek gerekiyor. Ancak Şiilikte, Şii fıkhında dini lider daha üstün olduğu için ki biliyorsunuz İran'da da şu anda Cumhurbaşkanı devrim muhafızlarının komutanlarından daha üstün kimdir dediğimiz zaman Ali Hamenei'dir. Ali Hamenei'nin hiçbir askeri şeyi yok. Hümeyni devrim yaptı. Hümeyni'nin de bir askeri kimliği yoktu. Peki. Yani bunu, şunu anlatmak istiyorum. Hasan Nasrallah'ın zaten bugünkü örgüt yapısındaki, tepesindeki en önemli konumu nedir diye sorarsanız ki ben bununla ilgili kitap da yazdım. Bundaki en önemli konumu şu. Dini kimliğinin olması ve havzalarda Şii merkezlerinde, Necef'te, onun dışında Kum'da eğitim alması ve bu devrimi yapanlar özellikle Hümeyni gibi, Musa Sadır gibi isimlerle beraber çalışması ve onların öğrenciliğini yapması. Bu ne anlama geliyor? Şimdi bunu kısaca lütfen hocam çizmek istiyorum. Bakın eğer sıradan bir adam olsaydı, yani çok fazla önemli olmasaydı şey için, örgüt için, bunu İran başından itibaren ya da Hizbullah örgütü kendi içinde bile hemen açıklarlar. Ama bunu açıklayamıyoruz. Çünkü Hasan Nasrallah'ın hedef alınması farklı bir boyuta taşıyacaktır örgütü. Yani örgütler bitmez, buna inanıyorum. 82 yılından beri var olan bir örgütten bahsediyoruz. Ama şunun altını çizmek istiyorum. Bu örgütün Hasan Nasrallah dönemindeki kapasitesinin, motivasyonunun bundan sonra eğer öldürülmesi, suikastı gerçekse toparlanması zaman alacaktır. Ve İsrail ilk önce askeri zaten yapıları aldı. En son bunu almasının arkasında aslında Hizbullah'ın yapısı içerisine baktığımız zaman sadece Hizbullah sadece bir silahlı örgüt olarak değil, içinde cihat konseyi var bilindiği üzere, siyasi konseyler var. Ve farklı bir yapıda 5-6 tane konseyle yönetilen bir yapıdan bahsediyoruz. Onun için Hasan Nasrallah'ın öldürülmesi kesinlikle Hizbullah'ı ciddi anlamda zayıflatacak. Ciddi anlamda. Bunu altını çizmek istiyorum. Ve şunu da söylemek isterim. Yani ben biraz Mete Bey'e bu konuda tabii ki bilgiler nereden geldi bilmiyorum ama şunu söyleyeyim. Bu örgütün, bu tür örgütler dışarıdan destek alırlar. Kişiyi milis güçleri genellikle tek çatı altındalar. Yani kendi İran'ın da ortaya attığı bu çatının ismini direniş ekseni üzerinden bir yapı oldukları için bir